Merhabalar arkadaşlar. Bugün sohbet babında bir video kaydı olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu an ekranda olan bir çatal çubuğu görüyorsunuz. Yüzyıllardır insanlar yerin altındaki madenler yatakları olsun, su yatakları olsun veya petrol, altın, gümüş, bakır aklına ne geliyorsa bu tarz aletlerle çatal çubuğu veya bakır çubuklarla ikili tutulan bakır çubuklarla bu madenlerin tespitlerini yapmaya çalışmışlar. Bu gördüğünüz ekrandaki çatal çubukla da genellikle su bakımı yapıyorlar arkadaşlar ve boşluk bakımı yapıyorlar. Başarı oranları da gerçekten işin ehli insanlarsa 85-90 oranında da başarı oranları var. Bazı durumlar hariç tabi bu işte killi toprak dediğimiz toprak yapısının olduğu yerlerde bazen bu çatal çubuklar su frekansı ile eşleştiğinden dolayı yanıltabiliyorlar ama çok düşük bir oran arkadaşlar bu teknik yüzyıllardır kullanılıyor yeni bir teknik değil arkadaşlar çatal çubuk ya da bakır çubukla su bakımı ya da maden bakımı bildiğiniz gibi Eski bir teknoloji ama fena da değil başarı oranında yüksek aslında baktığımızda. Şimdi sizlerin de bildiği gibi ben bu ayın başında bir yazılım çıkarttım açayım o yazılımda Burada 20 adet madenin frekansı mevcut arkadaşlar. Bu madenlerin de bu yazılımla her birinin ayrı ayrı başarı oranları var. Size biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, bu yazılım gerçekten ne kadar iş görüyor ee, kullanıcılar bundan memnun mu değil mi vesaire ya da benim kendi tecrübelerim bunları size aktarmaya çalışacağım Şimdi şunu söyleyebilirim en başta bizim için en önemli olan şey su arkadaşlar yani herkesin tarlası, bağı, bahçesi vesaire yerleri var ee, Günümüzde su e, su sıkıntısı gerçekten de bir problem olmaya başladı Yağmurlar bildiğiniz gibi eskisi kadar yağmıyor veya işte e, e, su kıtlığı gün geçtikçe artıyor e, yani hiç, hiç, çoğu yerde kar yağışları e, azaldı e, şehir merkezlerinde özellikle e, şehir merkezlerine yakın olan e, tarımla uğraşan insanlar su sıkıntısı yaşıyorlar şu anda bildiğiniz gibi. Neyse çok fazla uzatmadan biraz başarı oranlarından bahsedeyim. Bu yazılımı kullanarak tarlasında, bağında, bahçesinde su bakımı yapmak isteyen arkadaşlar özellikle su bakımı için kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi bunların her birinin ayrı frekansı vardı. <laughs> Biz bunu girdik. Şu frekans yerine de geleyim. Su bakımında 97 Hz'i kullanacaksınız arkadaşlar. Ee, su bakımında başarı oranı abartmıyorum arkadaşlar yüzde %95'in üzerinde bu çok büyük bir oran yani e, bir tarlada bağda bahçede eğer su varsa e, kesinlikle sizi e, bu alan tarama o suyun üzerine götürüyor arkadaşlar o suyu kaçırmıyor yani e, yaklaşık 200-250 metre uzaklığında bile olsa bu su damarı. Yani 200 metre tarlanın sizin bulunduğunuz yerden 200 metre uzağında olduğunu dahi düşünün. Yerin 80 metre altındaki su damarını tespit edebiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili çok güzel dönüşler alıyorum açıkçası. Ya ben işte su bakımı yaparken hatta şunu diyen bir abimiz var. ismini de açıklayabilirim. Ya ben 20 yıldır bu tarz aparatlar kullanıyorum. İşte her türlü aparat geldi elime geçti. Hepsini tecrübe ettim. Ee, ama e, bu frekansla bu aparatlarla ilk defa kullanıyorum. Su aramasını ilk defa yapıyorum. Ama ben böyle bir başarı oranı yakalayacağını düşünmemiştim. Suyu kaçırmıyor. Eline sağlık diyen abilerimiz var açıkçası onu söyleyebilirim. E, su bizim için çok önemli olduğundan dolayı suyun üzerine biraz fazla durmak istiyorum çünkü bu e, ülkemizde ve dünyada su sıkıntısı bildiğiniz gibi e, çoğu yerde e, mevcut. E, bu su sıkıntısını bir şekilde aşmamız lazım öyle ya da böyle. E, diğer frekanslardaki başarı oranı nedir diye sorarsanız onları da şöyle açıklayabilirim arkadaşlar mesela su frekansında %95'in üzerinde bir başarısı var. Boşluk aramasında keza aynı %90-95'in üzerinde başarısı var. Metal gruplarında %75'te 85 oranında bir başarı oranı var. Bunlar çok yüksek arkadaşlar. Yani %75-80 başarı oranları çok çok iyi rakamlar. Bu tarz cihazlar için açıkçası. Bir de burada dolar 100 TL falan vesaire gibi böyle e, yani maden değil sonuçta işte kağıt para e, dolar onun tespitinde bile yüzde 90-95 başarısı var arkadaşlar diğerlerine girmiyorum zaten e, yani başarı oranı çok yüksek açıkçası Sizlerde Ben geçen hafta bir video yayınladım malzemeleri açıkladım neyin nasıl yapılacağını neye dikkat etmeniz gerekli olduğunu açıkladım onları kendiniz yapıp kullanabilirsiniz özellikle tarlasında bağında bahçesinde su aramak isteyen abilerimize buradan seslenmek istiyorum Gerçekten böyle sıkıntılarınız varsa bu aparatı kullanın ve su sıkıntılarınızı bitirin diyorum şimdi bir örnek vereceğim arkadaşlar. Şu tarla bizim tarlamız olsun. Bu tarlada su sıkıntısı olsun. Burada ne yapacağız? Bu tarla eğer bizimse arkadaşlar geleceğiz tarlanın tam ortasından şu orta kısmından işaretlediğim yerden bu aparata tutuş yapacağız. Bu su damarı bu tarlamızın sol tarafında da olabilir, şu tarafta. Sağ tarafında da olabilir arkadaşlar. Alet burada yaklaşık 150-200 metre çapında bir tarla burası. Yani en fazla genişliği de 500 metredir tahminimce. Ortasından tuttuğunuzda en sağında ya da en solunda su damarı varsa bu aparat sizi oraya götürecektir arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmaz. Ee, en ortasından tutuş yaptınız bu aparatla sağ tarafı gösterdi. Sağ tarafa dönüş yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu cepheyi gösterdi. Su olduğunu e, tespit ettiniz. Bu cepheye doğru bir daha tutuyorsunuz aleti. Aynı şekilde sizi götürüyor arkadaşlar 100 ya da 150 metre artık nerede bulduysa su damarını atıyorum şu işaretlediğim yerde buldu su damarını orada dönüş yapmaya başladı suyun derinliğini bulmak için üzerinde bekliyorsunuz arkadaşlar damarı bulduktan sonra eğer su 70 metredeyse elinizdeki aparat 70 tur dönecek arkadaşlar bunu unutmayın e, su damarını tespit ettiniz oraya bir taş koyun işaretleyin su damarı buradan e, bu, burada olduğunu tespit ettiniz ama bu nereden geliyor su damarı? Şu noktadan mı geliyor? Bu noktadan mı geliyor? Daha sonra su damarının yolunu bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Dönüş yaptığı yeri zaten size alet şey yapar gösterir. Tuttukça tecrübe edeceksiniz bunu. Su damarının yolu buradan başlayıp şuradan geçiyor ve tarlanızın dışına doğru çıkıyor olabilir. Birinci damarı işaretlediniz hemen sondaj yapılmaz arkadaşlar Mesela su damarını buldunuz e, Tamam benim burada suyum var dediniz buraya sondaj yapalım diye hemen bir düşünceye kapılmayın Bu bir tecrübe işidir zamanla öğreneceğiniz bir şey çok büyük e, çabalarda sarf etmeyeceksiniz yani bu cihazla bir e, 10 gün 1 ay 15 gün gibi böyle bir e, çalışma yaparsanız zaten cihazın nasıl çalıştığını suya nasıl tepki verdiğini e, metrajı nasıl aldığınızı vesaire bilgilere sahip olacaksınız. İlk damarı burada buldunuz arkadaşlar. Bunu işaretleyin. Tebeşirle işaretleyin. Taş koyarak işaretleyin damarı. Bu tarlada ikinci damar var mı? Daha sonraki yapacağınız işlem bu olsun arkadaşlar. İkinci damar ya da üçüncü damarı bulabilecek misiniz? E, bakarsınız tarlanızdan iki ya da üç damar geçer. Bu damarların bir de birleşim yerleri vardır arkadaşlar özellikle. Atıyorum şuradan birisi geçer, buradan birisi geçer ve şu uçta birleşim yeri vardır. Üç damarın da birleştiğini düşünün. Eğer bu üç damarın birleştir birleşilen yerine su damarına sondajı yaparsanız alacağınız suyun kalitesi ve oranı debisi de yüksek olur. Ve uzun süre orada e, su sıkıntısı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu aklınızın bir köşesinde olsun. Ama e, dediğim gibi su aramalarını bu şekilde yapacaksınız. Ve özellikle tarlasında, bağında, bahçesinde su sıkıntısı yaşayan insanlara sesleniyorum. Ee, bunu Google Play Market'e koydum. Yazılım ücretsiz arkadaşlar. Oradan indirip istediğiniz aramayı yapabiliyorsunuz. Tek gereken orada size açıkladığım aparatları oluşturmak. Tek tek malzemesine kadar da açıkladım. Ee, yapmak isteyen arkadaşlar. E, yapsınlar diye kendileri de oturup e, biraz üzerine düşerlerse yaparlar ha kafalarına bir şeyler takılırsa ya işte şurada şu oldu yapamadım vesaire derlerse e, ben onlara yardımcı da olmaya çalışırım yorum yaparlar e, yorumlarına cevap veririm hangi konuda takıldıklarını yani o konuda da yardımcı olmaya çalışırım el, elimden geldiğince ya da Telefon numaralarını bana YouTube kanalımın altına yorum yaparak telefon numaralarını bırakabilirler. E, telefonda da yardımcı olurum. Yani su sıkıntısı yaşayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Diğerleri için söylemiyorum açıkçası. Diğerlerini e, artık kendi tecrübelerinizle işte e, diğer frekansları kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilirler ama su için özellikle e, kullanmak isteyen arkadaşlara ayrıyetten yardımcı olacağımı söyleyebilirim şimdi hava şartları soğuk Ankara bildiğiniz gibi video çekemiyorum dışarıya çıkamıyoruz yani buz bir taraftan soğuk bir taraftan Hatta bazı yerler kar yağışlı yazın havalar biraz daha düzeldiğinde su ile ilgili tarlada böyle bir tarlada su bakımı yapacağım Arkadaşlar birkaç defa yaptım açıkçası ama ee, şey yapamadım yani video kaydı hoş olmadı çok rüzgarlıydı hava geçen ay bir biraz uğraşayım istedim yani video kaydının da güzel olmasını istiyorum biraz havalar düzelsin ee, kayıt ne kadar güzel olursa size o kadar güzel aktarabilirim durumları en azından bir eğitici bir video olmuş olur ee, açıklayacağım şeyler şimdilik bu kadar arkadaşlar dediğim gibi su ile ilgili e, arkadaşlara yardımcı olabilirim elimden geldiğince e, kaydı tamamlıyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Video kaydımı izleyen e, bir şeyler sormak isteyen arkadaşlar olursa tekrar söylüyorum. Youtube kanalımın altına telefon numaralarını bırakabilirler. Detaylı bilgi veririm. E, sizden ricam kanalıma abone olup e, videoları beğenmeniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.